little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of seninle doğmuşum, sensiz ölemem, dünyayı verseler yine vazgeçmem, aşkla yorulmuşum, ayrılık bilmem, dünyayı verseler yine vazgeçmem, seninle doğmuşum, sensiz ölemem, dünyayı verseler yine vazgeçmem, aşkla yorulmuşum, ayrılık bilmem, dünyayı verseler yine vazgeçmem. Şaşırdınız değil mi? Ben daha yarım saat önce bir televizyonun canlı yayınında Bursa'daydım. Şimdi nasıl oldu da buradayım diye sormayın. Bu Pazar Keyfi ekibi var ya, beni deli gibi koşturdu. Bursa İhsaniye Meydanı'nda bir helikoptere gittik ve işte yarım saat sonra sizlerin karşısındayız. Efendim bu koşuşturmadan, bu heyecandan iyi akşamlar demeyi unuttum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Pazar Keyfi'nin bu haftaki konuk sunucusu bendeniz. Umarım makbule geçer. Ah, artık ne potlar kıralım. Ne hatalar yaparım. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Hemen aşk meşk dedikoduları varmış. Onlara bir bakayım. Bir de ben yorumlayayım ama kimse kırmayacak, kimse darılmayacak. Önce Boğaz kıyısında yeni açılan bir eğlence merkezine gidiyormuşuz. Pazar Keyfi ekibinin söylediğine göre bol olaylı, bol dedikodulu bir kaset izliyoruz efendim. Tamam arkadaş, hadi. Tamam. Gece gezenlere bayram coşkusu yaşatıyor. Beş bine aşkın insanın inanılmaz bir izdihama neden olduğu, eğlencenin doruklara çıktığı, dedikodunun gece boyunca bir saniye bile eksik olmadığı, olayların çıktığı, zaman zaman komedi filmlerini anımsatan görüntülerin yaşandığı ve büyük aşkların start aldığı gecede neler oldu dersiniz? Her olayda olduğu gibi yine Pazar Keyfi Parkı'nın farkına varacaksınız. Şarapçı, Sedef Erbil'in doğal koruması gibi oldu. Yanına kimse yanaşamadı. Kaya Çilingiroğlu olimpiyatlara hazırlanıyor. Ondan daha hızlı engel atlayan yok. Mehmet Ali'nin abiyi pek sinirli çıktı. Dansöz sevgilisine yan bakanın gözünü oyacaktı. Peki Stelio'yu kim böyle kızdırdı? Ne arıyorsunuz başına? Böylesi hiç görülmedi. İstanbul'un göbeğine arabasını bıraktı. Ortadan kayboldu, ortaya çıktı, olay çıkardı, kelepçelendi, ortalığı ayağa kaldırdı. Orada neler oldu? Giyin kızım, üşüteceksin. Azeri manken iç çamaşırıyla açılışa geldi, göz trafiği felç oldu. Vallahi geçmişte benim böyle güzel sevgililerim oldu. Ve işte gecenin bombası. Özlem Yıldız nihayet kabul etti. O artık bir aşık. Evet, tanıyorum. İtiraf ondan, görüntülemesi bizden. İşte Özlem'in kara kaşlı, kara gözlü playboy sevgilisi. Bu aşkın saniye saniye görüntüleri. Çok seviyor, gözlerinin içi gülüyor. Kapıdaki izdihamdan Turizm Bakanı Mustafa Taşar da etkilendi. Bakan korumalarına rağmen yanındaki eşiyle birlikte içeriye girmek için boncuk boncuk terledi. Sadece bakan mı? En güzel bayanlar, en şık baylar, ünlüsü ünsüzü kuyrukta içeriye girmeyi bekliyor saatlerce. Trafik felçti. Trafik polisleri burnundan soluyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük şu aracı görüyor musunuz şu aracı? Vurdum duymaz bir vatandaş trafiğin ortasına nasıl olsa son model BMW. Kimse bir şey yapamaz diye düşünmüş olmalı ki arabasını bırakıp gitmiş. Cezalar yazıldı, çekici çağrıldı. Tam bu esnada arabanın şoförü çıktı ortaya. Haksızlığı haklı olduğunu iddia ediyordu. Tartışmaya girdi, ortamı gerdi.
Çekimler uzaktan yapılıyordu ama belli ki hakaretler, olmadık sözler sarf ediyordu. Sonunda güvenlik güçleri dayanamadı ve sinirli beyefendiyi kelepçeleyerek merkeze doğru yola çıktılar. Güler misin, ağlar mısın? Sen git arabanı trafiğin göbeğine park et, hakaretlerde bulun, bir de bunlar yetmezmiş gibi isyan et. Baba kamera ver. O merkezde neler oldu bilemiyoruz ve biz tekrar eğlence merkezine dönüyoruz. İçeride hareket çoktan başlamış. Bunca kalabalığa rağmen ünlüler takılıyor kameramıza. İşte Mehmet Ali Erbil'in çapkın ağabeyi Mustafa Erbil. Sarışın bir bayan var yanında. Önce arkadaşımın aşkı diyor. Arkadaşımın bayan arkadaşı. Ama gelin görün ki az sonra arkadaşının aşkıyla pek samimi. Genç bayanın dans şovunu izlerken ne arkadaşmış ama diyoruz. Buse isimli bu genç bayan bizim gibi az sonra etraftakilerin de ilgisini çekiyor. Ben geçiyorum. Ama Mustafa Erbil'in kafasının tası atıyor. Kıskanıyor doğal olarak bu sesini. Turumuzu sürdürürken kapıda Mehmet Ali Erbil'in eşi Sedef Erbil'in geldiğini duyuyoruz. O da ne? Sedef'in önünde elinde gazete kağıdına varmış. Bu vatandaş dikkatimizi çekiyor. Ne oluyor ya? Aynı Sedef içeride şimdi. Yanında Stelio var. Ancak sorulan sorular Stelio'yu kızdırıyor. Sedef niye Mehmet Ali'siz diyenlere sert çıkıyor genç menajer. Sadece sağlık problemlerinden dolayı değil mi? Başka ne arıyorsunuz başka? Herhalde ne bir şey aramıyoruz. Şey mi bu mesaj? Hayır, bizim ilgilenenler için. İlgilenmeye de duyurulur. Zaten Mehmet Ali Bey gereken cevapları veriyor. Ve yeniden eğlence. Çalan şarkılarda kurtlarını döküyor gençler. Açılışların vazgeçilmez ismi Semra Özal, kızı Zeynep Özal'la geliyor Reyna'ya. Ama biraz sinirli Semra Hanım. Gizem Özdilli de o gece açılışta. Gizem'in arabasındaki bu yakışık da dikkatimizi çekiyor. Ama hemen bir açıklama geliyor güzel mankenden. Kızdaki beyefendi kim? Kuzenim. Evet. Aynı Gizem içeride de bir süre önce ayrıldı. Beşiktaş yöneticisi sevgilisine sert mesajlar gönderiyor. Ayrıldım. Eski erkek arkadaşım. Hala birlikteyiz diye konuşuyormuş. Çok ayıp. Bitti bu iş. Olmaz bir daha. Böyle şeyler uydurma. Okçu Gülşen'in içeriye girmesiyle çıkması bir oluyor. Neden acaba? Girdim ve çıktım. Çok kalabalıktı. Ve gecenin en çok bakılan ismi. Azeri manken Nigar Talibova öyle bir kıyafet giymiş ki şöyle bir kafasını çevirip bakmayandan şüphelenir insan. Aşka bin defa feda, uğruna yansın her şey. Sen hamda savrulursun, seni gidip seksi şey. İçi dışı tamamen ortadaki Nigar, kıyafetim hiç de cesur değil diyor. Bana göre o kadar cesur değil. Ama bu yaşlı bey amca onun gibi düşünmüyor. Hey gide eski günler deyip konuya balıklama dalıyor. Valla geçmişte benim böyle güzel sevgililerim oldu. Yüksek yaka Ozan Kaçmaz da yine ava çıkmış o gece. Seren'den sonra hızlı playboy olan yüksek yaka Ozan manken seçkin pirileri göz hapsine almış. Genç bayanınsa yüksek yaka Ozan umrunda değil. O dansıyla meşgul. Ve Kaya Çilingiroğlu. Kırmızı kaza, beyaz pantolonuyla şık Kaya Bey. Ama eşi nerede? Eşime ben bayağı ısrarlı yani yarım ağza falan diye çıkar mısın diye soruyorum, gelmezse çıkıyorum. Böylesine kılıbık kılıbık konuşan Kaya zaten az sonra vaktin ilerlediğini fark edince bakın nasıl terk ediyor. Engel atlamada umarız ilk olimpiyatlarda bizi Kaya Çilingiroğlu temsil eder diyor. Yeniden içeriye giriyoruz. Kanki kızlardan Hande Ener'le Elifname Elif Dinçer kurtlarını döküyorlar. Elifname'yi göz hapsine alan bu bey dikkatimizi çekiyor. Hande Ener'se free takılıyor, aklımda sadece kasetim var diyor. Ben bu gece okumalarımı finalledim. En iyi trio aşaması bitti. Onu kutluyorum aslında. Arto'yu bir bayanla görüntülüyoruz. Vay çapkınlık ha diye yanına gidiyoruz ama. Sizin önünüze bir kızla çıkmak, onu ancak evliliğe kadar taşımak demektir yani. Manken Şenay Akay, altında süper minisi, kolunda eşi var. Her günüm için özel özen göstermeye dikkat ettiğim için burası için çok fazla uğraştım.
ulaşmadım. İşte gecenin bombası. Özlem Yıldız ve kankisi Pınar Altuğ'la beraberiz. Hoş geldin. İki bayanın kıyafetleri neredeyse kopya. Valla kayboldu herkes, bu kalabalıkta birbirimizi arıyoruz. Bu keyifli sohbeti az sonra bir sorumuz ters yöne çekiyor. Çünkü muhabirlerimiz Özlem'i bir yakışıklıyla samimi gördüklerini söylüyorlar. İzzet Bey nerede? O nasıl yani? O da buralardadır. Ben... Önce ıkmık diyor ama sonra itiraflar başlıyor Özlem'den. Niye saklanıyor bizden? Saklanmıyor, buralardadır. Uzun bir aradan sonra ilk kez yalan demiyor, yalan atmıyor. Öyle biz mi? Beraber geldik. Kalabalık bir arkadaş grup. Evet. Tekneyle. Evet. Peki ama bu genç kim? İşte meraklılarına Özlem'in yeni aşkını tanıştırıyoruz. Kara kaşlı, kara gözlü bu genç playboy İzzet Antebi. Telefonla konuşalım. Zaten az sonra Özlem de yeni sevgilisinin yanına gidiyor. Gerçi birbirlerinden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorlar. Ama pazar keyfine yakın olduklarının farkında değiller. Açılışında aşk yaşayanlar sadece onlar değil. Yağmur başlıyor az sonra. Ama yağmurdaki romantizm bir başka oluyor aşıklar için. Şu görüntüye bakar mısınız? Bana derdini anlat, kim kaldı yanında? Meteorolojiden haberi aldım, öyle geldim. Ve işte bir gecenin daha sonu. Rengarenk görüntülerle dolu açılışından ilk izlenimlerimiz böyle. Bu yaz kuşkusuz bu mekan daha nice dedikoduların, nice olayların ve nice aşkların merkezi olacak. Söyle aşkı denedin mi? Şöyle bir yere girdin mi? Girilmezsen aşk olmaz. Bari meşke denedin mi? Abiyagın! Kaçırıldığı iddia edilen ve bir haftadır kayıp olan Nezi pazar keyfi buldu. Az sonra. Ay niye kaçırdılar bu kızı? Dün bir, bugün iki. Ortaya çıktığından bir. Allah Allah. Enteresan, ben de çok merak ettim. Vallahi siz enteresan insanlarsınız. Şu pazar keyfi var ya, sizden hiçbir şey kaçmıyor. Bakalım ne olmuş Neze? Çok merak ettim. Hadi bakalım seyredelim. Bolşov Balesi oynarken Muazzez Abacı'nın sahneye çağrılması kadar... Abiz ben ne diyeyim? Huysuz bir jin Muazzez Abacı'ya neden kafayı taktı? Sezen Aksu'nun sahnede başına gelmeyen kalmadı. Yok, ben telsiz sevmem. Telli verin bana. Ve Türkiye'nin en ünlü starlarından müthiş bir fasıl. Şimdi başlıyoruz. 3 ay önce kalça kemiği kırılan tambur üstadı Ercüment Batanay yararına Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen gecede yıldızlar geçidi vardı. Kırmızılar içindeki Emel Sayın'ın ardından Türk sanat müziğinin taş bebeği Gönül Yazar çıktı sahneye. Da Gönül Yazar huysuz Virjin'i davet etti sahneye. Huysuz Virjin sahneye çıkar çıkmaz Gönül Yazar'ın kıyafetine takılıyordu. Bu ne oldu? Gönül Yazar kıyafetine toz kondurmamaya çalışıyordu ama nafile. Değerlendirecek. Hava bu, hava. Hava mı? Sizin havanızın yeri değişmiş. Huysuz sazı almıştı bir kere eline. Ünlü sanatçı salondakileri gülmekten kırıp geçiriyordu. Böyle bir Anaturka sahnede, daha doğrusu Anaturka okunan bir sahnede... ...sahneye benim çağrılmam... ...Bolşov Balesi oynarken Muazzez Abacı'nın sahneye çağrılması kadar... ...abes ben ne diyeyim? Gönül Yazar, Huysuz Virjin'in bu sözlerine hemen cevap verdi. Ama Huysuz da laf yarışına girmek mümkün değildi tabii ki. Koskoca Huysuz Virjin'cim, sen her yerde gidersin. Yani hani reklam var ya... Her yerde derken her dikkat alma, neresi her yerde? Huysuz Virjin'le Gönül Yazar'ın dakikalarca süren bu kahkaha dolu sohbeti... ...konseri izlemeye gelenleri kahkaha tufanına sürüklemişti. Hep böyle bir genç kız iddiası var, bir dövücüye çıkmışsın havasını veriyorsun. Bakıyorum salonda
belki helal sütüymüş. Ardından yeni albümüyle birlikte hayranlarıyla hasret gideren pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu çıktı sahneye. Ancak şarkısının tam ortasında minik serçenin başına şanssız bir kaza geliyor, mikrofon bozuluyordu. Gecenin as solisti Bülent Ersoy her zaman olduğu gibi formundaydı. Tamburi Ercüment Vatanay yararına düzenlenen bu anlamlı gecenin finalinde ünlü sanatçılar izleyenlerin unutamayacağı müthiş bir fasıl yapıyordu. Çağla Şikel, Gökhan Özen aşkının perde arkası pazar keyfinde. İlk elektriklenme orada oldu, olmuş olabilir yani. Az sonra. Efendim gördüğünüz gibi bu iş şarkı söylemeye pek benzemiyor. Ben de ağzımın payını aldım, öyle canlı yayında sunacağım. Pek hoş olmuyor. Kaseti yanlış söyledim, ben çok özür diliyorum. Ercüment Batanay'ın efendim Hayır konseri, onun adına yapılan, yararına yapılan konserde beraber izledik. Nezi de çok merak ediyorum. Yanlış kaset sunduğum için çok özür diliyorum. Şimdi sunacağım kasetle ilgili size bir şey sormak istiyorum. Bak incecik, bir gösterin arkadaşlar, boydan gösterin beni. Boydan. Bak, incecik, zarif bir kızım ben. Benden manken olmaz mı? Boyum mu kısa? Size öyle geliyor. Öyle sırık gibi olmakla bir şey olmuyor. Şimdi efendim, mankenler dünyasına gideceğiz ama mankenler dünyasında bu ara bir moda var. Ne biliyor musunuz? Uzun kızlar, kısa erkekler. Bakalım neler olmuş, kim o uzunlar ve kısalar? İşte o güzel dakikalar başlıyor. En hoş görüntüler, en sıkı dedikodular, en güzel kızlar ve mankenlerle ilgili hafta boyu çok konuşulan, önümüzdeki haftada çok konuşulacak haberlerle taş bebekler alemine giriyoruz. İtalya'dan köpek almaya geldi. Sivaslı Tülin, Sivas Kangal'ı arıyor. Mankenler dünyasında istenmeyen kadın ilan edilen Asena'nın sessiz isyanı. Arkadaşlar da sordu, niye Asena'ya böyle saldırıyorlar gibisinden. Asuman'la Aysun'dan müzik ziyafeti mi, kulak işkencesi mi? Bu gözlerin değeri 150 milyar lira. Peki ama bu gözler kimin? Mavişim mavilendim. Arkadaşlar da sordu, niye Asena'ya böyle saldırıyorlar gibisinden. Yorum yapmak istemiyorum. Bu arada Athena'ya son günlerde sıkça karşılaştırıldığı Nezi soruyoruz, sinirleniyor. Biz de seni karşılaştırmasan dedim. Bunu sabahtan beri zaten arkadaşlarım cevabını veriyor. Ben dansçıyım. Beni bir dansçıyla kıyaslayın. Şarkı söyleyen veya onun dışındaki meslek dalları beni zaten ilgilendirmiyor. Böyle bir şeyi de kabul et. Kıyas edenler çok ayıp ediyor bence. Bursa'daki mankenlerden İstanbul'a geliyoruz. Ebru Şallı, Veni Vidi Göz Sağlık Merkezi'nde gözlerini kontrol ettiriyor. Ve sağlık merkezi yetkilileri kusursuz buldukları Ebru Şallı'nın mavi gözlerini 100 bin dolara sigortalıyorlar. Yani Ebru'nun bu mavi bakan gözlerinde en ufak bir rahatsızlık meydana gelse tam 150 milyar liralık sigortadan para alacak güzel manken. Şimdi beyazlar içindeki iki güzelle beraberiz. Moda evi yeni gelinlik modellerini son günlerin olay mankeni Esra Sönmezer'le tanıtıyor. Teklif ediyorum, benimle evlenir misin?
Son güzellik yarışmasında tacını çıkartıp yere fırlattığı olayla gündeme gelen Esra'nın o öfkeli halinden eser yok. Beyaz gelinlik masumiyet kattı sanki güzel mankene. Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım. Ya güzellik yarışmasındaki olay için ne diyecek? Ben öyle bir derece beklemiyordum. Baktım ikinci ve üçüncü arkadaşları görünce şok geçirdim. Dedim bu insanlar nasıl düşünür falan diye. Onlara tepki olarak öyle bir şey yaptım. Şimdi manken kızlarımızla ilgili birkaç dedikoduya ne dersiniz? Avrupa'ya açılan mankenimiz Tülin Şahin, İstanbul'a köpek aramaya gelmiş. Evet evet, yanlış duymadınız. İtalya'ya yerleşen güzel Tülin, Avrupa'ya götürmek için o meşhur Sivas Kangal köpeklerinden arıyormuş. Bir dedikodu daha size. Malum Güzide Duran'ın ciddi anlamda bir cilt sorunu var şu aralar. Yaptırdığı tedavilere yanıt alamayan Güzide Duran'dan sonra şimdilerde benzeri sorunları ünlü mankenler Ayşe Hatun Ünal, Asena, Esra Balamir, Ebru Güzel de yaşamaya başlamış. Güzellik uzmanları bu tip cilt sorunlarının mankenlerin kaderi olduğunu, sık sık yaptırdıkları ağır ve dikkatsiz makyajlar nedeniyle bu rahatsızlığı er ya da geç çekeceklerini söylüyorlar. Onun aşkı bana ekstralar, bana ekstralar. Şimdi bir güzellik yarışmasındayız. Daha doğrusu geleceğin mankenlerinin yarıştığı Best Model'ın yarı finalindeyiz. Cana cana bir canı sevdim dünyadaki. O can sen misin, sen benim göz bebeğim, bir tanem misin? Best Model'da 32 genç bayan, 44 delikanlı en iyi olmak için yarışıyor, tüm hünerlerini sergiliyorlar. Ünlü mankenlerin jüri olduğu Best Model'da podyumların deneyimli ismi Ebru Güzel'in de olması dikkati çekiyor. Plasis Otel'deki yarışma sonrası 20 bay 20 bayan manken finale kalırken Best Press ödülünü erkeklerde Cüneyt Erdoğan, bayanlarda Sanem Bacı aldı. Şimdi de mankenler dünyasında Karadeniz'e tırmanıyor, Karadeniz Ereğlisi'ne gidiyoruz. Ünlü mankenler Ereğli'de düzenlenen festivalde bir rekora imza atıyor ve tam 50 bin kişi önünde defileye çıkıyorlar. Tekrar İstanbul'dayız. Çağla Şikel malum Gökhan Özen'le fırtınalı bir aşk yaşamaya başladı. Şükür ki bu aşk ortaya çıktı. Yoksa genç bayanın hakkında Kaan Saatürk'te yaptığı bu bale şov sonrası yine sayısız dedikodu çıkardı. Saçlarını yaptırıyorlar ama ilgi saçlardan çok dekoltelerde. Canan Mutlu Ergöğüz, Ebru Şallı bacak dekoltesiyle yürekleri otlatıyor. Pazar keyfinin klasikleşen kıyafetler bölümünde hangi ünlü şık, hangi ünlü rüküş? Gör, gör seni nasıl unutacağım. Peki ya Ebru Gün'de şık mı, rüküş mü? Az sonra. Rüküş mü dediler orada? Ha şık mı, rüküş mü? Tamam. Var mı burada bana sizce rüküş diyecek bir baba yiğit? Ben daha henüz görmedim. Geçen haftalarda bir iki böyle rüküş müküş yapmışlar bize ama önemli değil. Bakalım bu hafta ne yapacaklar. Eğer biraz öne alırsanız kaseti, şu rüküş şık orayı bir göreyim, ona göre programı sunmaya devam edeceğim ya da bırakıp gideceğim. Ama daha önce benim bu hafta ne yaptığıma dair bir kaset girecek. Pazar Keyfi ekibiyle birlikte efendim nefes almadan dolaştım durdum. Nerelerde neler yaptım beraber seyrediyoruz. Kıskanılıyorum tabii ki. Bu kadar çok sizler tarafından sevildiğim için. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde Ebru Gündeş'le birlikte resmen harap kitap düşeceksiniz. O oradan oraya koşuştururken nasıl yorulduysa siz de öyle yorulacaksınız. Ama unutmayın, onunla yorulurken en az onun kadar gezmiş, keyifle çalışmış da olacaksınız.
Şimdi hep beraber benim son klibim montajına gidiyoruz. Ebru Gündeş haftaya Bodrum'da başladı. Güzel sanatçı Vazgeçemem adlı yeni şarkısına klip çekecekti. Bodrum'da kaldığı Club Flipper için de üzerinde çiçekli böcekli bir kıyafetle turluyordu Ebru. Bodrum'un insana huzur veren havası, otelin rengarenk çiçeklerle süslü bahçesinde Ebru dolaşırken hemen arkasında bir delikanlının kendisine şemsiye tutması, ünlü sanatçının sağlığına ne oranda dikkat ettiğinin en güzel örneğiydi. Ve artık iş zamanı. Yeni düzenlenmiş haliyle Vazgeçemem şarkısının klip çekimleri başlıyor. Ebru klipte de cıvıl cıvıl. Tam bir yaz klibi Vazgeçemem. Yaz klibi olur da gece sahilde ateş yakılıp dans edilmez mi? Ebru üzerinde rengarenk kıyafetlerle ateş etrafında gençlerle dans ediyor. Bu sempatik görüntüyü tatilciler de ilgiyle izliyor. Bodrum denizine düşen dolunayın ışıkları inanılmaz huzur veren bir görüntü oluşturuyor. Ebru Gündeş'le birlikte şimdi bakın nereye gidiyoruz. Klip çekimimiz bitti nihayet. Şimdi sizinle beraber, siz beni takip edeceksiniz. Beraber burada İzmir'e hareket edeceğiz. Aşkla yormuşum, ayrılık saatlik yolculuk sonrası Ebru Gündeş İzmir'e geliyor. Otelinde yolculuğun yorgunluğunu atan Ebru Gündeş için artık iş zamanı. Şimdi beraber sizinle konsere gideceğiz. Neresiydi gideceğimiz yer? Menderes'e gidiyoruz. İzmir Menderes'te konser alanındayız. İnşallah çok güzel bir konser. Allah izin verirse ama acayip heyecanlıyım şu an. Ve 5000 kişilik bir kalabalık var karşısında. Seyircinin inanılmaz ilgisi Ebru'yu kısa sürede sahneye motive ediyor. Sizlerin ilgisi Allah'a çok şükür ki bizi ayakta tutuyor. Ve kıskanılıyorum tabii ki. Bu kadar çok sizler tarafından sevildiğim için. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yakıştırdın mı bizi yani? Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Konser güzel ve özel ama zaman zaman her konserde yaşanan tatsızlıklar burada da karşımıza çıkıyor. İşte bir fanatik hayranı ve önce Ebru'nun sonra hayranının başına gelenler. Sahneye fırlayan her hayranı elbette bu kadar korkutmuyor Ebru'yu. Şimdi de duygusal anlar yaşanıyor sahnede. Şimdi sakin ol. Bunu hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Evvela de güzel resim. Bana mı getirdin? Ha? Bana mı getirdin? Tamam, ver fotoğraf makinanı şuraya. Ver bakalım, hadi. İki saatlik konser maratonu sonrasında artık İstanbul'a dönme zamanı. İstanbul'a geldik ama iş bitmedi. Acaba Ebru ile Türkiye turunda şimdi sırada ne var? Yıldız Silver'in klibinin montajına gidiyoruz. Şarkısının klibinin montajına gidiyoruz. Artık o kadar yoruldum ki. Ebru bir gün önce Bodrum'da çekilen klip görüntülerini montaj odasında izlerken zevkten dört köşe. Aa, bunu bir daha seyredelim abi. Buna bayıldım. Durun, Ebru ile maraton daha bitmedi. Bakın şimdi de nereye gidiyoruz? Yarın. Ne var? Ne var? Ne var? Bursa var. Bursa'da çok önemli bir konserimiz var. Oraya gideceğiz. Ebru Gündeş'in Bursa'da yaşadıkları ve canlı yayına yetişmeye çalışırken başına gelenler az sonra. Gülben Ergen Layla da pazar keyfi için 4 klip birden çekti. Az sonra. Aramazsan çalama. Efendim, geçen hafta televoleyi izlerken birden şaşırdım. Bir haber çıktı karşıma. Yeni bir aşk hikayesi.
Çağla Şiker ve Şirin Popçu arkadaşımız Gökhan Özen büyük aşk yaşıyorlarmış. Sonra gazetelerde de okudum. Hakikaten bu aşk doğruymuş. Ha bir dakika, yine uzun kız, kısa erkek aşkı. Vallahi moda oldu galiba bu. Gerçi ben kısayım, Siha Bey uzun ama bizim aşkımız da fevkalade güzel. Allah onları mutlu mesut etsin. Şimdi Çağla Gökhan'ın aşkının perde arkasını izliyoruz efendim. Yok, doğru. Evet, çok doğru. Şu an birlikteyiz. Çağla Şiker'le berabersin. Doğrudur. Şu an çok çok mutluyum yani. Çağla benim hayatımda bir heyecan şu anda. Türkiye yılın son aşk bombasını geçtiğimiz hafta yayınlanan Televole'de öğrendi. Ünlü manken Çağla Şiker'le ünlü popçu Gökhan Özen'in bir haftadır çok gizli büyük bir aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Adı sayısız kişiyle aşk söylentisine karışan Çağla Şiker'le genç kızların son ilahı Gökhan Özen aşkının startının verildiği gece olay yerinde sadece Televole vardı. Ve Televole'nin bu haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Çağla Gökhan Özen'in evine gidiyor. Yine saatlerce bekliyoruz. Çift az önce ayrı ayrı arabalarla siteyi terk etti. İkilinin bir hafta birlikte oldukları ve büyük bir aşk yaşadıklarını da hatırlatırken daha geniş detayları haftaya yayınlayacağımızı şimdiden belirtiyoruz. Ve bu hafta Çağla Şiker'le Gökhan Özen beraberliklerini resmen ilan ettiler. Yan yana gelmediler, görüntü vermediler ama inkar da edemediler. Doğru. Evet, çok doğru. Şu an birlikteyiz. Ve de çok da mutluyuz. Çağla Şiker'le berabersin. Doğrudur. Önce gençlerin yeni başlayan ilişkilerini anlatan çarpıcı sözlerinden önce bu aşkın kısa öyküsü. Çağla ile Gökhan arasındaki ilk elektriklenme bir televizyon programında olmuş. Çağla'nın hosteslik yaptığı programda ilk kez yan yana gelmiş ikili. İlk görüşte aşk derler ya, aynen öyle olmuş. Program çekimleri sonrasında Çağla ile Gökhan sadece iki kez buluşmuşlar. Büyük aşkı ateşleyen, ardı arkası kesilmeyen, sabahlara kadar süren mesajlar ve telefon görüşmeleri olmuş. Az önce de söylediğimiz gibi sadece iki kez görüşmüşler televizyon çekiminden sonra. Ve o iki görüşmenin sonuncusunu da zaten geçen hafta Televole ekrana getirmişti. Ve saatler sonra Çağla Şiker Cherokee jipiyle görünüyor ve doğruca kamer sitesine giriyor. Ve şimdi önce Çağla Şiker'leyiz. Ünlü manken Beyaz'dan sonra her fırsatta elime erkek sinek bile değmedi. Dedikodular hep yalan. Bir gün sevgilim olursa bunu dobra dobra açıklarım diyordu. Ve işte şimdi açıklıyor genç bayan. Hem de çok keyifli bir şekilde açıklıyor. Doğru. Evet, çok doğru. Şu an birlikteyiz. Ve de çok da mutluyuz. Ben size daha önce de söylemiştim inkar etmeyeceğimi veya kaçamak yaşamayacağımı. Bu kadar erken olsun istemiyorduk açıkçası ama oldu bir kere. Ama şu an çok çok mutluyum yani. Çok keyifim, çok yerinde şu an. Gönül bu engel dinlemez ki, eğer severse gelir alır. Çağla nerede ve nasıl tanıştınız şeklindeki soruya ise yaşadığı acı tecrübeleri örnek göstererek yanıt veriyor. Onları çok fazla güzel ve özel şeyler olduğu için ben bu sefer gerçekten hiçbir şey yorum yapmama iddiasındayım. Ve bir itiraf Çağla'dan. Gökhan'la tanışmadan, aşk yaşamaya başlamadan önce genç popçunun aklının ucundan bile geçmediğini söylüyor. Çok fazla ekstra bir, yani ona karşı ekstra bir ilgim yoktu. Ama işte oldu. Oluyormuş yani. Gözlerim sende kaldı sevdalım. Hiç kimselerim görmüyorum. Çağla'yla sohbetimi sürerken saçına konan bir uğur böceği dikkatimizi çekiyor. Çağla bu arada saçında böceği ver. Aynen, versene. Ver de tutalım kardeşim. Dileriz aylardır aşktan yana şanssız olan Çağla'nın bu uğur böceği şansını döndürür diyor ve Gökhan Özen'in yanına gidiyoruz. Aramazsan arama yar, aramazsan arama. Gökhan'ın da tıpkı Çağla gibi gözlerinin içi gülüyor. Çağla Şiker'le berabersin. Doğrudur. Doğrudur. Peki şu anki duyguları ne Gökhan'ın? Genç adam tam anlamıyla aşk değil diyor ama eklemeden de yapamıyor.
aşk diyemeyiz buna. Çünkü aşk bu kadar hafife alınacak bir duygu değil. Bu kadar çabuk olabilecek bir duygu değil bence. Sadece şu anda birbirimizi tanıyoruz. Her şey de güzel gidiyor. Çağla benim hayatımda bir heyecan şu anda. Bir mutluluk, bir tebessüm, bir gülümseme. Ama aşk demek için her şey için çok erken. Aşk bu kadar kolay değil çünkü. Çağla malum podyumların en uzunlarından. Gökhan'a gelince o da tam tersi. Sahnelerin kısa boylu yapıcıklarından. Acaba Gökhan'ın aralarındaki boy farkı için yorumu ne? Boy problem değil bence. Çünkü önemli olan kafa yapılarının bir olması. Boydan önce. Ve hemen de ekliyor. Ayrıca zaten benim boyum kısa değil, Çağla'nın boyu uzun. Onu söyleyeyim yani. Ben bu gönlü feda ettim. Ya seversin ya seversin. Başka şansın yok peşindeyim. İşte Gökhan'ın söyledikleri, işte Çağla'nın söyledikleri. Ve işte yılın son aşk bombasının öyküsü böyle. Ne diyelim, umarız gençlerin bu mutlulukları uzun soluklu olur. Ve bize de bundan böyle haklarında dedikodular değil de keyifli aşk sözleri söylemek düşer. Söyle bana. Kaçırıldığı iddia edilen ve bir haftadır kayıp olan Nezi pazar keyfi buldu. Az sonra. Ay yine kaçırılan kız hikayesi. Hazır olmadı mı bu kaset? 5 dakikasın var. E tamam oldu. Ben sana abayı yaktım. Ben sana abayı yaktım, ben beni ateşe attım. Haydi hayırlısı, abayı yaktım. Güzel oldu mu şarkı? Bu benim çok sevdiğim arkadaşımın şarkısı, Gülben Ergen'in şarkısı. Son kasetinde yer alan şarkı. Ayrıca pazar keyfiyle 4 tane klip çekmişsiniz Layla'da. Hiç hoş değil bu. Ben niye gitmiyorum, ben niye çekmiyorum oralarda? İstanbul'un rüya eğlence merkezi Layla'da 4 şarkısına klip çeken arkadaşım Gülben Ergen'i seyrediyoruz. İddia ediyoruz, onu hiç böyle fıkır fıkır görmediniz. İddia ediyoruz, onu hiç böyle hoş görmediniz. Ve iddia ediyoruz, onu hiç böyle doğal görmediniz. Herkes kendi kaderini yaşar ya. Gülben Ergen'in içi içine sığmıyor. Gülben Ergen çok keyifli, çok neşeli, cıvıl cıvıl. Çünkü onun bir bebeği oldu. Ben sana havayı yaktım. Ben sana takılıp kaldım. Evet, tam 2,5 yıl aradan sonra Sade ve Sadece albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Gülben Ergen, yaşasın bir bebeğim oldu diyebilecek kadar mutlu ve heyecanlı. Gülben Ergen'le şimdi çok farklı dakikalar yaşayacaksınız. Sana mı sormalı aşkı ihaneti, sana mı sormalı yalnızın halini. Yeni albümünün şarkıları için Gülben Ergen 4 klip birden çekti pazar keyfi kameralarına. Bu klipler ki tamamen doğal ve tek bir kayıtta çekildi. Ve yine bu klipler ki ekranlarda dönen nice klipten, nice stüdyo programından daha kaliteli. Ne kadar mutlu ve heyecanlı. Gülben Ergen'le şimdi çok farklı dakikalar yaşayacaksınız. Sana mı yeni albümünün şarkıları için Gülben Ergen 4 klip birden çekti pazar keyfi kameralarına. Bu klipler ki tamamen doğal ve tek bir kayıtta çekildi. Ve yine bu klipler ki ekranlarda dönen nice klipten, nice stüdyo programından daha kaliteli. Çünkü Gülben bu şarkıları okumadı, yaşadı. Herkes kendi kaderini yaşar yarın, dünyadan sonra bir İşte ilk olarak Sezen Aksu imzalı Arka Sokaklar şarkısı. Sen beni istersen çok rahat kandırabilirsin. Kendini şahane bir şey sandırabilirsin. Dolayısıyla bilemiyorum. Dolayısıyla çözemiyorum.
O şarkıda Gülben Ergen'in duygularını, mimiklerini anlatmak yersiz. Biz susuyoruz, görüntüler konuşuyor şimdi. Başka bomba Gülben'den. Sana mı sormalı şarkısında Gülben Ergen kıyafetini değiştiriyor. Upuzun bir kot etek var üzerinde ama cıvıl cıvıl ünlü sanatçı. Boynu bükük solan çiçek, bakıyor sevdalı sevdalı boş. Yarın doğar güneş diye bir umut var bile bile. Boş konuşma küçük düşme. Bir yandan şarkısını söyleyen, bir yandan gezen Gülben'i takip ederken bizim bile başımız dönüyor. Sana mı sormalı aşkı ihaneti, sana mı sormalı yalnızın halini, sana mı sormalı yanlış hikayeyi, ben bilirim adım gibi. Sana mı sormalı aşkı ihaneti, sana mı sormalı yalnızın halini, sana mı sırada yine bir Sezen Aksu şarkısı var. Sandık Lekesi isimli bu parça belki Gülben'in tarzı değil ama güzel sanatçı yine kendisine yakıştırmayı bilmiş. O gün deyim yerindeyse tam formunda. Her şarkıda üzerini değişiyor, her şarkıda farklı bir Gülben oluyor. Ve işte albümünün en hızlı, Gülben'in kısa sürede dillere marş olan şarkısında sıra. Her gün biraz, biraz daha girdin sen aklıma. Uykularım darmadağın, resmin baş ucumda. O ilk bakış, bakış var ya, orada bittim sana. Aklımda sen, fikrimde sen, neredesin be ara. Aylardır haber yok, çok mu kızdın bana? Ey yandık bu inatla, çok özledim çok. Havayı yaktım da Gülben yine cıvıl cıvıl. Süren bu keyifli dakikalar sonrası biraz da sohbet ediyoruz. Tatlı bir yorgunluk var üzerinde ama bir o kadar da heyecan. İki içine sığmıyor ünlü sanatçının. Çok heyecanlıyım. Hakikaten çok heyecanlıyım. Albüm çıktı, ben buralar attım kendimi bir anda. Eyvallah, bir tane masam taksim meydanında göbek atacağım. Sana mı sormalı aşkı ihaneti, sana mı sormalı yalnızın halini. Albümü piyasaya çıkalı henüz 2 gün olmasına rağmen Gülben saat başı satış rakamlarını alıyormuş. Ben devamlı un kapanını arıyorum. Saat başı satışları soruyorum. Devamlı bizim o RPT dediğimiz
hoş olay meydana geliyor. Yani rakamlar çok güzel gidiyor şu anda. Herkes kendi kaderini yaşar yarın, dünyadan sonra bir hayal daha. Şu aralar pek çok sanatçının albümü piyasaya çıktı. Acaba Gülben'in bir endişesi var mı satışlardan diyoruz. Rakiplerini tek tek sayarken herkesin yolunun ayrı olduğunu anlatıyor. Ben Mazhar'ın şarkısını çok beğeniyorum. Yandım yandım. Bütün albümünü çok beğeniyorum. Mazhar Alanson. Candan Erçetin'i çok dinliyorum. Yıldız Tilbe'nin şarkısı patladı. Sezen Aksu zaten tartışmasız. Hep bu yeni albümler içinde ben de var olma savaşı veriyorum. Herkesin şarkısı kendine göre çok güzel. Dikkat ettiyseniz ünlü sanatçı rakiplerini sayarken aynı günlerde albümü çıkan Hülya Avşar'dan hiç söz etmiyor. Neden acaba diyoruz? O ezeli rekabetten rahatsız mı olmuştu acaba? Hülya Hanım'la aynı zamanda çıkıyor kasetiniz. Böyle bir tesadüf var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya bilerek mi böyle bir zamanda? Bilerek olur mu? Bu firmaların karar verdiği bir şey. Öyle denk gelmiş olabilir ama bir sürü kaset çıkıyor. Ve bir de karşı tarafı kızdıracak açıklama. Hadi burada rekabet edelim. Kimin kaseti daha çok satacak, kim daha çok stadyumlara şarkılarını düşürecek, hangimizin şarkısı daha çok ezbere söylenecek. Bu çok tatlı ve ben burada birazcık kendime çok güveniyorum. Sade ve sadece Gülben Ergen çok iyi olacak. Bence rakibi yok. Gülben Ergen'e şimdi de konu dışı olacak ama geçtiğimiz hafta Pazar Keyfi'nde yayınlanan ve gündeme bomba gibi düşen Metin Güneş'le birlikte görüntülerini soruyoruz. Kısa ve öz konuşuyor. Hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü 14 yıldır hiçbir şey söylemedim. Ben özel hayatımda hiç konuşmadım. Özellikle de albümün çıktığı bugünlerde olması çok tehlikeli buluyorum bunu. Ya ekranda ilk gördüğünde neler hissetti acaba ünlü sanatçı? Pazar Keyfi'ni her zaman izliyorum tabii sunucusu da olarak. Her zaman izliyorum. Çok şaşırdım ama altyazı da çok şaşırdım bir kere. Kendimle ilgili hiç böyle bir altyazı görmediğim için. Bence çok da trajedik bir olay değildi. Enteresan da sadece. İşte bomba gibi şarkılar, işte cıvıl cıvıl görüntüler ve işte dobra dobra açıklamalar Gülben Ergen'den. O şarkılarıyla her şeyi anlattı. Bundan sonrası artık dinleyicilerine, hayranlarına kalmış. Bakalım Gülben Ergen'in Sade ve Sadece albümüne ne tepkiler gelecek? Ateşe attım, haydi hayırlısı, abayı yaktım ben sana. Serkan! İstanbul gecelerinden çarpıcı görüntüler. Az sonra. Efendim, başarılı arkadaşım Gülben Ergen'e tekrar başarılar diliyorum. İnşallah kaseti gönlünün istediği gibi olur diyorum. Ha bakın nasıl korktular benden. Les kaseti öne alınmış. Hazırmış yani. Efendim bir haftadır ortada olmayan, kaçırıldığı iddia edilen Nez'i Pazar Keyfi ekibi yakalamış. Nerede mi? Vallahi bunu ben de çok merak ediyorum. Hadi şimdi hep birlikte seyredelim. Görebiliyor musun? Evet, açamıyorum. Benim açımdan bunu söylüyorum ama ben büyük bir haksızlığa uğradım, kesinlikle söylüyorum. Son 3 aydır Nez'le yatıp Nez'le kalkan Türkiye, bir haftadır ortadan bir anda kaybolan, sırra kadem basan bu genç kız arıyordu. Onu 3 ay boyunca hep dans ederken, şarkı söylerken görmüştük ekranlarda. Ve Nez'i bir hafta ortalarda göremeyince herkes gibi biz de meraklandık. Nez'in Q Jazz Bar'daki patronu ve menajeri genç bayanın kendisini yüzüstü bıraktığını iddia ediyordu. Yine duyumlarımız Nez'in bir başka müzik şirketiyle anlaştığı, eski patronunun kendisini kaset için oyalaması yüzünden rahatsız olduğu yolundaydı. Tüm bu dedikoduları birinci ağızdan öğrenmek ve Nez'in neden ortalardan kaybolduğunu çözmek artık boynumuzun borcuydu. Ve yine aldığımız istihbaratlar Nez'in otelde bir suite'te kaldığı ve otelinden çok az dışarıya çıktığı yolundaydı. Sabrettik, günlerce otelin önünde pusuya yattık. Ve dün gece tam 6 saatlik bekleşimi sonrası Nez otelin lobisinde görülüyor.
Bir bayan arkadaşıyla Nez, mavi renkli bu arabaya biniyor. Bir haftadır ortalarda görünmeyen genç şarkıcının rahat hali dikkatimizi çekiyor. Nez'in aracını takibe koyuluyoruz. Nereye gittiğini, kimlerle buluştuğunu çözmenin başka yolu yok. Evet, şu an Nez otelden çıktı. Taksim'e doğru gidiyor. Bakalım hep beraber nereye gidecek. Bir ara Nez'in aracı Beşiktaş'ta ara sokaklarda bir yerde park ediyor. Anlam veremediğimiz bir hareketlilik var. Galiba burası Nez'in evi. İçeriden bir takım eşyalar çıkıyor. Dur abi, göreceğim. Ve ardından yeniden yola koyuluyorlar. Bu kez istikamet Taksim. Taksim'de bir ara kaybeder gibi oluyoruz Nez'i. Ama kısa süre sonra hızlı adımlarla ilerleyen üçlü yeniden takılıyor gözümüze. Bu sokaklar bize tanıdık. Prodüksiyonun stüdyosuna gittiğini düşünüyoruz genç bayanın. Evet, şu an Beyoğlu'ndayız. Nez önümüzden yürüyor. Az sonra sanıyorum Erol Köse'nin, evet Erol Köse'nin bürosuna giriyorlar şu an. Ve kapıyı çalıp içeriye giriyoruz. Nez gerçekten de burada. Genç bayanı stüdyoda çalışırken görüyoruz. Nez'in prodüktörü Erol Köse de kanter içinde. Hoş geldiniz diyorlar ve çalışmalarının bitmesi için beklemeye başlıyoruz. Bir saatlik yoğun çalışma ve kayıtlar sonrası şimdi Nez'le beraberiz. Bir süredir ortalarda görünmeyen Nez hiç de kaçıyor, saklanıyor gibi değil. Ben 5 gündür gördüğünüz gibi buradayım. Bir albüm hazırlığı içerisindeyiz hep birlikte. Erol Bey'le şu anda yapmamız gereken şey çok yoğun bir şekilde müziğimize konsantre olmak. Kendinden emin genç bayan eski patronuna ve menajerine yükleniyor. Haziran'da hep kasetimin çıkacağından bahsediyordum ama Haziran ayı geldi ve bir kaset yok. Onun dışında dünyaca ünlü Momoz'da çıkacaktım İngiltere'de. Momoz Nez'in adını bile bilmiyor araştırmalar sonucu. Ve ekstradan ekstraya koşuyor ama gelelim ki albüm açısından ve insanların tepkileri de değişiyor. Bu kız hani şarkı söylüyor, nerede bilmem, çünkü bir albüm yok ortada. İlk yapılması gereken şey buydu ve her zaman Nez bunu söylüyordu. Bir insanın hem menajeri hem de patronu aynı insan olursa, sadece bir yere bağlı kalırsınız. Onun dışında yapmak istediğiniz şeyler, insan hayatı gelir ve yapmak istediği bir takım hedefleri vardır. Bunu yapamazsanız tabii ki ondan sonra doğru insanları seçersiniz. Ortadan kaybolmasının tamamen yeni şirketindeki çalışmaların yoğunluğundan kaynaklandığını anlatan Nez, kasetim çıkacağı için çok da heyecanlıyım diyor. İnanılmaz bir enerji var, inanılmaz bir heyecan var çünkü doğru şeyleri yapıyoruz. Peki ya ortada yokken kendisi hakkında çıkan haberleri nasıl değerlendirecek? Ben 5 gün içerisinde hem Bodrum'daydım, aynı zamanda Mehmet Söğütoğlu ile bir yatla açıldım. Bunun dışında bir ünlü bir iş adamla evlendim ama aynı zamanda Serkan Şedeli ile de evlendim. Şimdi bunlar, vay be diyorum, ben neymişim diyorum yani. Nez sadece müziğine konsantre oldu. Bunların hiçbiri doğru değil ve olmasına da imkanı yok. Foto Serkan'la aşk yaşıyor musunuz sorusuna da şu yanıtı veriyor Nez. Ben hiçbir yere gitmedim bugüne kadar. Yani başka mekanlarda görünmüş olamam. Ama bir insan bir yere gidebilir, bir arkadaşınla da gidebilir. Ben yanımdaki arkadaşlarını her zaman sevgi olarak anılacaksam ben yandım. Bundan sonra ben de şunu öğrendim ki Nez bir yere gidecekse kız arkadaşlarına gidecek. Çünkü herkese sevgili olarak yazılacak. Tam bu esnada yeni patronu geliyor Nez'in yanına. Erol Köse de en az Nez kadar heyecanlı. Bir prodüktör için önemli şey bir prodüksiyonda heyecan duyması. Bir sürü sanatçılarımız var, bir sürü solistlerimiz var ama Nez de çok farklı boyutta, çok farklı bir albüm konsepti belirledik. Erol Köse Nez'in yazı olacak diyor önümüzdeki günler için. Bu sene yazı sallayacak bir albüm yapıyoruz. Tabii bir problemimiz var. Halkta beklenti çok büyük. O yüzden elimizi çabuk tutmak zorundayız. Ve Nez'den bir iddia. Tam bir bebek doğdu ve bunu büyütmek bizim elimizde. İşte tüm magazin basınının bir haftadır gökte aradığı ama pazar keyfinin yerde bulduğu kayıp Nez'in öyküsü böyle. Bir hafta 10 gün içinde albümü piyasaya çıkacak olan Nez'i stüdyoda bırakıyor, yanlarından ayrılıyoruz. Genç bayan son bir dans şov yaparak uğurluyor bizi.
Pazar Keyfi'nin klasikleşen kıyafetler bölümünde hangi ünlü şık, hangi ünlü rüküş? Gör gör seni nasıl unutacağım. Peki ya Ebru Gün'de şık mı, rüküş mü? Az sonra. Ben bu gecelerin adamıyım. Başım beladan hiç kurtulmaz. Sana verecek başka bir aşkım yok. Ruhun duymaz, ruhun duymaz. Efendim Ebru Gündeş geceleri ne yapar? Nereye gider? Gece kuşu mu? Doğrusunu söyleyeyim, ben dolaşmayı, gezmeyi, tozmayı çok severim. Ama gece kulüpleri çok fazla bana göre değil. Ne yapıyorum? Sakin bir yerde yemek yiyorum. Tercihim genelde kebaptan yana olur. Çiğ köfte ve içli köfte de olursa fena olmaz hani. Ama çok iştahlı olduğumda sayılmaz. Bakın inceciğim, inceciğim. Burada hiçbir şekilde bir şey yok, oynama yok vücutta. Bakın nasıl inceciğim. Genelde bana pazar keyfinde Ebru biraz kilo almış diyorlar ama siz görüyorsunuz canlı canlı kilo almadım. Gayet formumdayım efendim. Ama gece hayatını televizyondan seyretmeye bayılıyorum. İnsanlar nerede, ne yapmış? Ben de çok merak ediyorum. Ama davulun sesi neymiş efendim? Uzaktan hoş gelirmiş. O yüzden evde oturup seyretmek ya da burada seyretmek çok hoşuma gidiyor. Bakalım bu hafta paparaziler kimleri kovalamışlar? Kimler kaçmış? Seyrediyoruz. Gece kopmam lazım. Hedefi bulmam lazım. Seni gördüm gösterim. Bırakır hiç gidin tarzı. Yazla birlikte İstanbul gece hayatı yeniden cıvıl cıvıl oldu. Sıcacık yaz gecelerinden işte püfür püfür görüntüler. Püfür püfür de ne demek demeyin. İzlerken rahatlayacak, eğlenecek, keyifleneceksiniz. Dev Pazar Keyfi ekibi 7 gece yemedi, içmedi ve bakın neler görüntüledi. Garajında tırları, sayılır hatırları, her akşam çıtırları götür. Tarkan'ın aşk kaçamağı, arka koltukta neler oldu? Sergen'le sevgilisi barın içinde niye birbirine girdi, nasıl barıştı? Arto şimdi de Hülya'ya bulaştı. Amcini seviyorum, ablasından güzel sesi var. Delikanlı adammış, dobra dobra konuştu. Öyle günlük ilişkiler falan yaşıyoruz, öyle bir şey yok. Çağla Şikel'in Gökhan Özen'den önceki son yalnız gecesinde neler oldu? Gel gel gel. Kebapçıda büyüyen aşk. Emrah, Asuman'ı kebapçı yaptı. İşte Fulden Uras'ı hayata döndüren adam. Sara kadar, gelinme sara kadar, gelirim senle fizana kadar. İşte Hakan Ural. Geçtiğimiz hafta 7 gecenin 5'inde. Evet, abartmıyoruz. Tam 5'inde. Sabahladı Hakan. Ve yine ne ilginçtir ki Hakan'ın yanında hiç bayan yoktu. Neden acaba? Öyle günlük ilişkiler falan yaşıyoruz, öyle bir şey. Hakan abi. Ahu Tuğba da tek başına girip çıkıyorlar. Ama kapıdaki görevlilere de sıkı sıkı bir tembihte bulunuyor. Ne mi? Fenerbahçe'nin emektar futbolcusu Uçe çıkıyor, evine gidiyor. Pek telaşlı nedense Nijeryalı. Yönetmen Sinan Çetin'le rakçı Teoman da diyor. Sinan Çetin evine bağlı bir reis. Yanında bayan olmaması normal. Ama Teoman'ın yalnızlığına anlam vermek mümkün değil. Öyle ya, çapkının önde gideni o. Bir süredir sırra kadem basan Nez'in aşkı Foto Serkan'dan telaşlı telaşlı çıkarken gazetecilerin hiçbir sorusuna yanıt vermiyor. Serkan. Ve Şenay Akay'la eşi Buğra. Eğlence yetmemiş, birbirlerine hala doyamamışlar. Kapıda arabalarını beklerken bile sarmaş dolaşlar. Şimdi biraz eğlence diyor, etilere çıkıyoruz. Arto'yu izleyenler arasında Hülya Avşar'ın güzel kardeşi Helin Avşar'la sevgilisi Playboy Erdal Acar'ın kardeşi Erdinç Acar var. Arto rahat durur mu hiç? Eline önce şarkı söyletiyor, sonra da abla kardeşi birbirine düşürecek, Hülya Avşar'ın kulaklarını çınlatacak bir söz söylüyor. Ciddi söylüyorum, ablasından güzel sesi var.
Vallahi nasıl lütfen. Aynı bardan futbolcu Bolic ile eşi çıkıyor az sonra. Boşnak futbolcunun nedense yüzünden düşen bin parça. Acaba eşiyle içeride bir tartışma mı yaşadılar diye düşünüyoruz. Onlar kavgalı mı bilmiyoruz. Kavga eden bir çifte çeviriyoruz kameramızı. Futbolcu Sergen Yalçın, sosyetik sevgilisi Aslı'yla Reyna kapısında uzunca bir süre tartıştıktan sonra sinirli sinirli çıkıyor. Sergen içeride bir tartışma olmuş galiba. Neydi? Bilmiyorum ben, nereden bileyim ya. Her sabah, her akşam bir soru soruyorsun bana. Aynı Sergen'le Aslı az sonra arabada evlerine giderken merakını yenemeyen muhabirimiz yine soruyor. Her sevgili arasında olur diyorsun böyle şeyler. Sergen. Esra Balamir de kız arkadaşıyla çıkıyor. Yalnız o gece. Gazetecilerin kendi üzerindeki ilgisini görünce şaşırıyor. Bir şey soracağım. İçeride biri vardı da bana mı mal oldu? Çok merak ediyorum. Aynı Esra az sonra alıyor. Ancak Esra şarkı söylerken bir kız arkadaşıyla eğlenen Ozan Kaçmaz nedensiz yere panikliyor. Biraz da Tarabya'da eğlenmeye ne dersiniz? Sahnede Ayhan Aşan var. Ancak Ayhan Aşan kendi tarzından çıkmış pop söylüyor. Ve bir komik görüntü daha. Yer Ulus'ta sosyetik bir çorbacı. Bir çift takılıyor gözümüze. Kardeş kardeş otursalar umrumuzda bile olmayacaklar belki. Ama genç bayan öyle panik yapıyor ki gel de çekme diyor insan. Sabahın köründe bir kebapçıda Emrah'la Asuman'ı görüyoruz. Ürünleri teker teker götürüyor Emrah. Asuman da yemiş dürümünü ama o dürüm yerken görüntülenmek istemediği için biz gelince dürümünü masanın altına saklamış diye duyduk. Dürümleri yiyor yiyor kilo alıyor dememizden korkuyormuş genç bayan. Beyoğlu'nda sahnede ünlü isimler var. Show TV'nin sevilen dizisi Yıldızların Altında ekibi konuk oyuncuları Emel Sayın'la birlikte o meşhur şarkı eşliğinde eğleniyor. Ve Ulus'tayız. Sosyetik Gece Kulübü bir süredir Kore'de olan Tarkan'la sevgilisi çıkıyor. Tarkan hoş geldin. Nasıl geçti Kore'de? İçeride yemeklerini yiyen, birbirlerine olan hasretlerini danslarla gideren Tarkan'la Bilge o meşhur şarkıyı söyleye söyleye evlerine gidiyorlar. Bir sürü aylık aldınız bu akşam. Ve arabadalar. Arka koltukta koyu camların arkasında Tarkan sevgilisine öyle bir sarılıyor ki... Tekrar boğaza iniyoruz. Bir balıkçı da cam kenarında Hulden Uras takılıyor kameramıza. Yanında da bir delikanlı var. Kim olabilir, kim olabilir diye düşünüp taşınırken bir gece sonra bu sorunun yanıtını Hulden'in sahne aldığı barda öğreniyoruz. Hulden Uras 30. doğum gününü kutlarken nihayet sevgilisiyle ortaya çıkıyor. Sevgilisi Hulden'i gözünü kırpmadan izliyor. Benim erkek arkadaşım. Zaten hiç sakladığım bir şey değil. 1,5 senelik bir beraberliğim var. İşte İstanbul gecelerinden kameralarımıza bu hafta yansıyanlar bunlardı. Onlar kaçtı, biz kovaladık. Biz kovaladık, onlar kaçtı. Ama yakalanan da hep onlar oldu. Çapkınlık yaparken yakalanan ünlülere son günlerin popüler şu şarkısını armağan ediyoruz. Garajında tırları, sayılır hatırları, her akşam çıtırları götür. İbrahim Tatlıses'ten ilginç açıklamalar. Çağla Şikel gelsin. Az sonra. İşte benim köşem. Bayılıyorum eleştirilerinize. Ay ne güzel laflar söylüyor. Ne güzel tenkit ediyorsunuz siz bizi ya. Biraz yağ çekeyim de bu hafta kendi sunduğumuz programda rüküş müküş olmayalım. Hadi hadi başlasın kaset de. Programı yarıda mı bırakacağım, devam edeceğim, karar verelim. Benim gibisini inan ki zor bulursun.
İnsan düşmanının karşısına böyle çıkmaz Sertab Erener. Ne günahımız vardı. Sana ne kötülüğümüz dokundu da göz zevkimizi bu kadar tırmalayacak bir kıyafet seçip karşımıza çıktın. Sana inanamıyoruz. O buğulu sesinle kulaklarımızın pasını siliyorsun ama bu siyahlar içindeki kötü kıyafetinde de göz zevkimizi resmen katlediyorsun. Mat, saten türle birbirleriyle molbine edilmiş olan elbisesi tam bir zevksizlik abidesi. Göğüs dekoltesi çok kapalı. İki askısının üzerindeki çiçekler 23 Nisan çocukları gibi yapmış Sertab'ı. Siyah tuvaletinin boyu çok havada kalmış, kısa. Sonra etek boyundan görülen gri astar o kadar kötü duruyor ki sırt tarafına gelince her taraf ipe bağa boğulmuş. Askıları uzun gelmiş, resmen düğüm atılarak bağlanmış, kısaltılmış. Ayakkabıları çok hoş ama asla ve asla bu kıyafetin altına gitmemiş. Toz saçları yüzüne hareket getirmekle beraber kötü makyaj hoşluğunu sıfırlamış. Makyajına gelince gözlerinde koyu, dudaklarından mat tonlar kullanmalıydı. Tepeden tırnağa kötü giyinen Sertab Erener bu haftanın tartışmasız en ama en rüküş bayanı oldu. 10 üzerinden 1 veriyoruz kendisine. Haberi olsun. Yeşim Salkım uzun süredir Amerika'daydı. Keşke dönmeseydi ya da dönüşte Paris'e uğrayıp üstüne başına bir şeyler alıp gelseydi. Bu ne hal Yeşim Salkım? Tamam salaşlık hoş da katıldığın davete hiç gitmiş mi bu sence? Sanki Nişantaşı Şişli'ye alışverişe çıkmış Yeşim. O kadar dağınık ki kendisini 17 yaşında lise talebesi falan mı sandı? Yaş artık kemale erdi Yeşim Hanım. Biraz toparlanın lütfen. Beyaz, aşağıya doğru evaze inen keten bluzu, içine giydiği basit badisi zevksizlik örneği. Jean montunun boyu da görüntüsü de hoş değil. Jean montuna uysun diye altına da basit bir blue jean giymiş. Burada da sınıfta kalıyor Yeşim Salkım. Hadi hepsini anladık da o spor ayakkabıların modası mı kaldı artık? Amerika'da böyle mi giyiniyor millet? Uçuk pembe ve 5 tonlardaki çantasına kaç Amerikan doları vermiş bilemiyoruz. Güzel, özel ve pahalı belli ki. Ama getire getire Allah aşkına bunu mu getirdin Amerika'dan bize? Bu kıyafetine de uymamış ayrıca. Koyu saç rengi iyi ama yüzü bembeyaz Yeşim'in. Sağlığına dikkat etsin. Yüzünün rengini hiç beğenmedik. Makyajı bile kapatmaya yetmemiş. 10 üzerinden 2 veriyoruz ve haftanın en rüküş ikinci bayanı seçiyoruz kendisini. Acemi balık gibi ağlara dolanıp pişman da olsan kapımda yatsan. Sezen Aksu'nun son albümünün adı Şarkı Söylemek Lazım. Tamam güzel, herkes şarkı söylesin ama bize göre biraz da giyinmek lazım. Giyime kuşama özen göstermek lazım Sezen Hanım. Yakışıyor mu minik serçeye böyle basit bir kıyafet? Hangi boyuna güvenip de böyle uzun bir tuvalet seçmiş gözlerimize inanamadık doğrusu. İki parçadan oluşan alt tarafı kesme boncuklu, üstü düz, taftan akışlarla hareketlendirilmeye çalışılan kıyafeti sınıfta kaldı. Belindeki yaprak yaprak sarkan parçalar bedenini daha kalın göstermiş. Keşke onları gümüş değil de siyah taşlarla işleseydi. Etek boyu da aşırı derecede uzun. Bunun nedenini anlayabiliyoruz. En az 15 santim platformlu pabuç giymiş. Belli ki boyu bir karış daha uzun görünsün diye. Ama olmamış. Boyunu uzun göstermek için kendisini aldatabilir. Ama bizi asla. Saçları ve makyajı klasik Sezen Aksu tarzı. Biz onu böyle sevdik. Bundan sonra da değişmesini istemeyiz. Üzülerek 10 üzerinden 3 veriyoruz minik serçemize ve tekrarlıyoruz. Tamam şarkı söylemek lazım. Ama biraz da şık giyinmek lazım. O zaman şarkı söylemek lazım ama olamaz. Benim gibi seni inan ki zor bulursun. Kızmak darılmak yok sevgili taş bebek. Ama sen bu moda işini tam 20 yıl geriden takip ediyorsun. Yıl 2002, 1982 değil Gürül Hanım. Çok düz bir tuvalet var üzerinde. Klasik mi klasik ayrıca. Kol kısmı transparan, derin bacak yırtmaçlı. Siyah renk içimizi kararttı. Beline taktığı strass toka, bileğindeki kelepçe gibi duran strass taşlı bileklik ve kocaman aynı şekildeki küpeler kıyafetini hareketlendirmeye yetmemiş. Saçının tepesindeki klasik gönül yazar fiyonklarına sözümüz olamaz. Yüzüne yaptığı makyaja da sözümüz olamaz. Ama genel olarak düşündüğümüzde üzülerek gönül yazarı da haftanın rüküşlerinden seçiyoruz. 10 üzerinden 3 veriyoruz. Emel Sayın'ın da bu kıyafetine elbette bir çift sözümüz olacak. Kırmızı hoş, iri falan gösteriyor da biraz da iri gösteriyor insanı. Yaz başındayız. Kırmızının modası geçti Sayın Emel Sayın.
volan modasına uymaya çalışmış. Ama bu kez de işi abartmış, kıyafetini volanlara boğmuş. Şifon kumaştan yapılmış, kolları yırtmaçlı kıyafetinin içinden çıkan oranj ve nar çiçeği tonlarındaki astarı elbisesinin altında sırıtmıyor. Taşlı tokalar elbiseyi hareketlendirmiş. Saçına ve makyajına gelince, küt kesim güzel yüzüne gidiyor Emel Sayın'ın. Ancak acil gölge yaptırmalı. Bacak yırtmacı hoş, göğüs dekoltesi ölçülü. Çok çok kötü değil belki ama yine de bize göre Emel Sayın bu kıyafetiyle sınıfı geçemedi. 10 üzerinden 4 veriyoruz ünlü sanatçıya. Dileriz önümüzdeki haftalarda bu rüküşlüğünü telafi eder. Sen telafisi olmayan en büyük adam benim. Benim gibisini inan ki zor bulursun. Muazzez Ersoy için geçtiğimiz haftaki övgülerimiz ünlü sanatçıyı galiba havaya soktu biraz. Beni nasıl olsa beğeniyorlar mı diye düşündü, ne düşündü bilemiyoruz ama eski tarzına geri dönüverdi. Çok klasik ve çok Anaturka üzerindekiler. Ul, payet ve Swarovski taşlarla kendinden işlemeli kıyafetindeki bu desenler harita gibi olmuş. Daha net geometrik desenler kullanmalıydı. Ten rengi tülden acil olarak kurtulmalı. Vücudunu saran bu elbisesinin kalıbı iyi ama dediğimiz gibi fazla detaya boğunca klasik bir tarz olup çıkıvermiş. Yakada ve etek uçlarındaki desenler birbirini tamamlamaya çalışsa da hiç ama hiç olmamış. Tuvaletinin boyu o kadar uzun ki pabuçlarını göremiyoruz. Kırmızı tonlardaki abartılı makyajını da beğenmedik. Biraz gölge kullanmalı makyajında. Saç modeli yine aynı. Kıvır kıvır küt kesim saçlar hoş durmuyor Muazzez Ersoy'da. Düz saç modelini denese de görsek. 10 üzerinden 4 veriyoruz ünlü sanatçıya ve yazık ki haftanın kötülerinden seçiyoruz kendisini. Gör gör seni nasıl unutacağım. Yeni yeni aşklara kavuşacağım. Benim gibisini inan ki zor bulursun. Gülşen'i yerden yere mi vursak, alsak, tepelere mi çıkarsak, ne yapsak bilemiyoruz. Resmen iyi başlamış, kötü bitirmiş ya da kötü başlamış, tam düzeltmek üzereyken yarım bırakmış işini genç bayan. Beyaz, bol paça pantolonu gerek trendi gerekse de kesimleri ve kalitesiyle mükemmel. Gerçi dikiş yerleri biraz bizi rahatsız etti ama yok yok, fena da değil galiba. Üst tarafa gelince, üstündeki bodysi ve dekoltesi hoş. Volanlarla hareketlenmiş, aşağıya doğru inmiş. İnce bir eller göğüs dekoltesini gizemli kılmış. Ama gelin görün ki o siyah pabuçların haline. Beyaz pantolonun altına bize göre kesinlikle beyaz pabuç giymeliydi. Bodysi siyah, nasıl olsa bir yerden uyumu sağlarım diye düşünmesi yanlış. Saçına ve makyajına gelince, bu tip saç modeli sıktı artık. Acil postişle uzatsın saçını. Makyajını bu kadar ağır yapmamalı. Hafif makyaj bize göre hoş yüz hatlarını daha bir belirginleştirir. Kolundaki kahverengi saati kıyafetle alakasız. Sallantılı boncuklu küpeleri de çok fazla. Yine de çok çok kötü diyemeyeceğiz Gülşen'e. Ve 10 üzerinden bizden 5 alacak ve bu hafta durumu da idare edecek. Sana bir ihanet borcum vardı, ödedim sonunda ağlayarak. Benim gibisini inan ki zor bulursun. Nerede o eski Hülya Avşar, nerede bu Hülya Avşar? Hep aynı tarz, hep aynı tarz. Kendisini sürekli yenilemesiyle ünlü Hülya Avşar, giyim kuşam zevkinden bizi soğuttu resmen. Geri dön Hülya, geri dön. Tarzan'ın hanımı Jane gibi. Çok şeffaf kıyafeti, içi dışı ortada. Bu üzerindekiler bir manken kıyafeti gibi geldi bize. Hülya'nın öyle ağım şam boyu yok ki böyle iddialı giyiniyor. Göğüs dekoltesinde çok hatalı davranmış. Bu kadar iddialı olmasın, bize göre hayranları hayal kırıklığına uğruyor. Islık yeşili ve nar çiçeğinin bütün tonlarını taşıyan kıyafetin altındaki ten rengi streç tülü emanet duruyor. V yakayı tuttuk ama dediğimiz gibi göğüs dekoltesini çok ortaya çıkartıyor. Dizinin 5 parmak üzerindeki astarı da rahatsız edici. Saçı yine aynı. Sıkı topuz yapıyor, yüzümün güzelliğiyle durumu kurtarırım diyor ama artık kurtaramıyor. Çünkü her akşam çorba, her akşam çorba sıktı. Az makyaj doğallık adına hoş. Küpelerini beğenmedik, kıyafetiyle uyumlu bilekliğini ise çok tuttuk. 10 üzerinden 6 alıyor Avşar kızı bizden ve haftanın vasatlarından oluyor. Biz mi çok zor beğeniyoruz yoksa ünlüler mi çok kötü giyiniyor bilemiyoruz. Ama şükür ya Rabbi, eli ayağı hoş, kılığı kıyafeti güzel bir bayan bulduk nihayet. Hay Allah senden razı olsun Ebru Gündeş. Allah ne muradın varsa versin. İşlerin kesat olduğu bir haftada Hızır gibi yetiştin imdadımıza. Ebru'nun üzerinde tam bir yaz kıyafeti vardı. Siyah üzerine beyaz, çiçekli, güllü, ince askılı kıyafetine bayıldık doğrusu. Vücudunu sarıyordu kıyafet. Siyahın avantajıyla son günlerde balon gibi şişen, kilolanan Ebru incecik görünüyordu.
aşağıya doğru inen volanlar düz, sade gibi görünen kıyafeti hareketlendiriyordu. Keşke bu kadar ışıltı olmasaydı kıyafette. Abartmış durumu. Sırtındaki V kesim dekoltesi çok hoştu. Bir bakan bir daha bakıyordu. Yalnız anlam veremediğimiz bir durum mevzu bahis. Ebru Gündeş silikonlu ünlülerden. Bir insan silikonu niye yaptırır? Ya hava atmayı sever ya daha bir alımlı görünmek ister değil mi? Hal böyleyken Ebru niye göğüs dekoltesinden kaçıyor? Yoksa Süha Bey ile aralarında ciddi bir kıskançlık krizi mi yaşanıyor? Neyse, konunun dışına çıktık galiba. Biz işimize bakalım. Ebru'nun güzelliği ve şıklığı üzerinde olmasına. Ama kıyafetinin altındaki basit ayakkabılar bizi rahatsız etti. Böyle kalite bir kıyafetin altına daha şık bir pabuç giymeliydi. Uzun bir aradan sonra saçları aklına gelmiş Ebru Gündeş'in. Kısa, küt, basit saç modelinden nihayet sıyrılmış, şimdi tepede sıkı topuz yapmış. Hoş da olmuş doğrusu. Geliyoruz yüzüne. Ebru'nun makyajının sırrı ne? Meraktan çat diye çatlayacağız. İnanılmaz profesyonel bir makyaj var üzerinde. Öylesine diri, öylesine mükemmel ki makyajı kusursuz kılıyor yüz güzelliğini. Parmağındaki, kulağındaki orijinal mi diye düşündüğümüz takıları da çok hoş. Uzun sözün kısası, 10 üzerinden 7 veriyoruz Ebru'ya ve haftanın en şık 3. bayanı seçiyoruz kendisini. Aşkla yolmuşum, ayrılık bilmem, dünyayı verseler yine vazgeçmem. Senin gibi seni inan ki zor bulursun. Ebru Cündübeyoğlu'nu bir davette dans ederken görünce vay be dedik. Tangosu süper ama bize göre kıyafet seçimi iki kere süper. Tek askılı asimetrik kesim, kesme boncuklarla işlenmiş elbisesinde kasığına kadar olan yırtmaç nefesleri kesiyor. Siyah ince çorabı gizem ve seksilik katıyor genç bayana. Saçlarını açmış, dağınık yapmış nefis bir seçim. Toprak tonlarındaki makyajı yüzüne gitmiş. Ayakkabıları kötü ama lafımız olamaz. Çünkü dans ayakkabısı. Bilekliğiyle güzel saati alakasız. 10 üzerinden 7 veriyoruz genç bayana ve haftanın iyilerinden seçiyoruz kendisini. Eğri oturup doğru konuşmakta yarar var. Bu kadın tam bir tarz, bu kadın tam bir ekol ve bu kadın kesinlikle haftanın en şık bayanı. Alkışlar Ajda Pekkan'a. Beyaz, ince, uzun ceketi çok klastı. İçine giydiği dantel bluzu nefisti. Herkesten önce bu tip bluzların modasını o keşfetti. Türkiye'ye o getirdi. İçindeki bluzla ceketinin kol uçlarındaki danteller aynıydı ve inanılmaz bir uyum sergiliyordu. Jean seçimi de çok başarılıydı. Yine jean'in üzerindeki minik danteller diğer detaylarla uyum gösteriyordu. Strass taşlı kemeri, kolyesi ve takılarının modası geçmiş olmasına rağmen bu kıyafetin üzerinde bizi hiç ama hiç rahatsız etmedi. Bayanlar dikkat! Saç modelini Ajda'dan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Hafif sağından solundan kabarttığı, biraz da dağıttığı kısa saçları nefisti. Aklın yolu bir. Ajda Pekkan bize göre tartışmasız bu haftanın en şık bayanı. 10 üzerinden 8 veriyoruz kendisine. Allah'ıma bin şükür, dünyada yoktu eşim. Bu alemde kralım, kabul edin be kardeşim. Bursa'dan son dakikada helikopterle Pazar Keyfi programına yetişen Ebru Gündeş'in başına gelenler. Evlendim. Az sonra. Ay. Bu sefer de nelere takmışlar? Yok, bunlar hakikaten benim üstüme gelmekten vazgeçmeyecekler ama neyse, şık olmadık ama şıkın yarısı gibi bir şey oldu. Ha, makyajım. Doğru bir gözlem, doğru bir eleştiri. Hakikaten güzel bir makyaj. Sırrını merak ediyorsunuz. Benim makyajım Faysel Öykü. Çok başarılı bir arkadaşım. Tamam, kız hünerli, maharetli. Ama ben de fena sayılmam değil mi? Şöyle görüyorsunuz tabii ki. Bugün de makyajımı Aysel yaptı. Şimdi efendim, benim en beğendiğim ses. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık geri vermiyor. İbrahim Tatlıses'le birlikte Elazığ'a gidiyoruz efendim. Aşksız yaşanılmaz. Huzur, başka bir şey istemiyorum. Elazığ'da Pazar Keyfi mikrofonuna özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan İbrahim Tatlıses, kiminle birliktesiniz sorumuza öyle ilginç bir yanıt verdi ki. İnsanların kalbi yüreğiyle böyle gürül gürül istiyorum ki çağlasın. Çağla Şikel.
İşte şimdi İbo'nun şakayla karışık ancak kafalarda soru işareti bırakan bu konuşmayı yaptığı Elazığ'dayız. Ünlü türkücü sahnede ve 50 bin kişilik bir kalabalığa konser veriyor. Bir tek dileğim varmış meydanı dolduran kalabalık İbo'ya öylesine keyif veriyor ki durup durup kaç kişi var burada diye soruyor. Işığı vur o tarafa, vur diyorsun, vur. Bak büyücü nerede ha? İbo bu dakikalarda söylediği şarkılarla da hayranlarını tam kalplerinden vuruyor ardından da. Seni affedersem ne ve konserlerde artık alıştığımız İbrahim Tatlıses konuşmalarından birini yapıyor şimdi. Sanki bir politikacı İbo. Halkın önünde eğilmeyenler büyüyemez. Halkın kıymetini değerini bilmeyenler büyüyemez. Halkına söz veren sözünü yerine getiremeyenler büyüyemez. Bu konuşmasını da kendinden örnekler vererek sürdürüyor ve beni zirveden kimse indiremez diyor ünlü türkücü. Zor yakaladığımız bir şans var, zor. Ama her şeye rağmen yakaladık. O ne kadar kaçmak istedi biz onu yakaladık. O birincilik bizden ne kadar kaçmak istedi biz onu yakaladık. Ancak İbo gönderme yapmadan da duramıyor. Ve kendisine köstek olmaya çalışanlara bakın nasıl sesleniyor. İyi niyetle yürüdüğümüz yolda kimse bize kuyruğunu kıstırmasın. Kuyruğunu yakaladık mı gövdesini de alırız. Ünlü türkücü bu renkli dakikaların finalinde ise konuyu aşka getiriyor. Aşk olmadan yaşanır mı? Aşık olmayan insan nasıl bir insandır? Ruhsuz, su görmemiş, rüzgar görmemiş. İbo'nun kimi zaman bir politikacı, kimi zaman da bir gönül adamı olduğu konser yine hep bir ağızdan söylenen şarkılarla son buluyor. Konserin sabahındaysa tekrar karşımızda ünlü türkücü ve özel hayatıyla ilgili sorduğumuz sorulara tüm içtenliğiyle yanıt veriyor. Hayatta bütün insanlar için de istediğim bir tek şey vardır. Huzur, başka bir şey istemiyorum. Yani her konuda insanlar huzurlu olduğu zaman yaşam biçimi değişiyor. İnsanın ömrü uzar. Artık huzurlu bir yaşam istiyorum diyen ünlü türkücü ardından da insanların kendi hakkında dedikodu yapmasından çok rahatsız olduğunu anlatıyor. İnsanların birbirini çok defalar kırması ve hakkında dedikodu çıkartması ve yalancı, riyakar şeyler söylemesi. Ve aşk diyoruz. Burada hemen sözümüzü kesiyor ve ben aşksız yaşayamam diyor İbo. Aşk olmadan insanlar yaşayamaz. Bence sevmek lazım. Peki aşk hayatınız nasıl diye yeni bir soru soruyoruz. Ama önce sorumuzu geçiştirmek isterken bakın şakayla karışık nasıl konuşuyor İbo. Şu suyun güzelliğine bak Allah aşkına, gürül gürül. Yani insanların kalbi yüreği de böyle gürül gürül istiyorum ki çağlasın. Çağla şikel gelsin. Akan suyu gösterip çağla şikeli beğeniyorum demişti İbo. Ne anlatmak istemişti, ne kadarı şaka, ne kadarı ciddiydi bu sözlerin, bunu en iyi bilen yine İbrahim Tatlıses tabii ki. İnsanların kalbi yüreği de böyle gürül gürül istiyorum ki çağlasın, çağla şikel gelsin. Türk tiyatrosunda hıyar dağıtan ilk hıyar ben oluyorum. Levent Kırca'nın yeni oyunundan çarpıcı görüntüler. Ben seni bildim. Kavuklulardan değilim bir kere. Az sonra. Efendim biz buraya nasıl geldik hiç sormayın. Beni bu pazar keyfi ekibi buraya nasıl getirdi biliyor musunuz? Size geç kalmamak için neler yapılmadı ki? Arabalarla hız rekorları kırıldı. O da yetmedi. Helikopterlere binildi. Of aman of. Vallahi anlatırken ben bile yoruluyorum ama şimdi hep beraber seyredeceğiz. Seyretmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Pazar Keyfi ekibinin hakikaten bu güzel dostluğuna çok çok teşekkür ediyorum. Suat, Yanç ve İrem Kanan arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve beraberinde onların yöneticilerine çok teşekkür ediyorum ki böyle bir imkanı bize verdikleri için efendim seyrediyoruz. Karayoluyla nereye gidiyoruz? Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da ne var? Konserimiz var. Konser bitiyor sonra ne oluyor? Sürpriz. Az önce Ebru Gündeş'in Türkiye Maratonu'nu ekrana getirmiştik. Şimdi de ünlü sanatçının Bursa konserinden bu akşamki canlı yayına nasıl yetiştiğini izleyeceksiniz.
Ve 50 bin aşkın Ebru Gündeş hayranının izlediği konserde ayılanlar, bayılanlar, göbek atıp oynayanlar vardı. Ve şimdi artık dönüş zamanı. Saatler 20'yi gösteriyor. Ebru Gündeş'in İstanbul'a dönüşü için acelesi var. Çünkü Pazar Keyfi'nin bu haftaki konuk sunucusu o. Pazar Keyfi saat 10'da başlıyor. Peki ama Ebru Gündeş 2 saat içinde nasıl İstanbul'da olacak? Ebru Hanım, nasıl stres var mı? Hem nasıl stresliyim hem nasıl heyecanlıyım, size izahını yapamam. Çünkü şimdi buradan nereye gidiyoruz? Az sonra göreceksiniz. İşte Ebru'ya Pazar Keyfi'nin sürprizi. Nefes kesen koşuşturma sürüyor. Bayollarına ait özel helikopter 20-25'te havalanıyor. Ben hayatımda bu kadar yorulduğumu ve stres yaşadığımı inanın ki bilmiyorum. Çünkü sizin programınıza yetişeceğim. Bir tane de güzel yapmak zorunda olduğum bir konserim var. Her ikisini de bir arada böyle güzel götürebilmek bayağı bir güç istiyor. Kıyafet değiştirip biraz belki bir pudralanma müsaadesi edersiniz. Hemen çıkacağız bakalım. Ne olacak? Şu anda Bebe'ye geldik. Birazdan İstinye'ye doğru geleceğiz. İstinye'de ineceğiz. Ondan sonra arabayla Show TV'ye doğru yol alacağız. Air'e ait helikopter Bursa İstanbul arasına 20 dakikada kat ediyor ve İstinye'ye iniyor. Durun, koşuşturma daha bitmedi. Şimdi asıl sorun başlıyor. Saatler 9'a gelirken ve canlı yayına sadece 1 saat kalmışken Ebru okyanusu geçip derede boğulmaktan korkuyor. Çünkü İstanbul trafiğini aşmak çok zor. Neyse ki 30 dakikalık bir uğraştan sonra Show TV binasına geliyor Ebru. Burada da bir telaş sormayın. Üzerindeki sahne kostümünü değiştirmesi, makyajını, saçını, başını yaptırması gerekiyor Ebru'nun. İşte o dakikalar. Cehennem'e hoş geldiniz. Yapmayın ya. Cehennem hoş geldiniz dedi ya. Allah'ım sen çok büyüksün ya Rabbi. Utandırma bizi inşallah. Azap. Evet ya. Kaç dakikamız var? Ne? Hadi canım. Şaka. Bir deneyelim. İyi. Bunları alıyoruz artık bunlar. Aa! Elin düşüyor mu? Bir helikoptere git. Ya. Çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Bir helikoptere gittik ve işte yarım saat sonra yine bir canlı yayında karşınızdayız. Ebru Gündeş'in yeni klibi Pazar Keyfi'nde. Az sonra. Efendim şimdi büyük usta Levent Kırca'da sıra. Yeni oyunu başlamış. En kısa zamanda mutlak izlemeye gideceğim. Pazar Keyfi bizden önce izlemiş. Bakın neler görmüş biliyorum. Lan bu iki kişinin arasında olan bir şey. Sana ne ihtiyacımız olacak? Levent Kırca yeni oyununda kafayı mankenlere taktı. Evet. Kişiye özel defile yaptıran Kırca izleyenleri gülme krizine soktu. Çıplak da olsan Abidin Bey çok anlayışlıdır, kabul edin. Şimdi Levent Kırca'nın büyük olay yaratacak yeni oyunu Öteki Türkiye'nin Bahçeşehir'de yapılan galasına gidiyoruz. Oyun başlamadan önce çok şaşırtıcı bir olay yaşanıyor ve Kırca'nın ekibi izleyicilere salatalık dağıtıyor. Türk tiyatrosunda hıyar dağıtan ilk hıyar ben oluyorum. Kırca, eski Türk tiyatrosunda bir gelenek olan bu uygulamayı tüm oyunlarında gerçekleştireceğini her zamanki esprili tavrıyla açıklıyor. Mevsimine göre o gün salatalık varsa salatalık dağıtacağız.
çıkmışsa belki portakal dağıtacağız. Şimdi Levent Kırca'nın magazin dünyasında çok konuşulacak yeni oyununu getiriyoruz ekrana. Ya onun uyuzluğunda demirsen. Allah çarpsın ki uyumuş. La elim ne bile değil, inan biz o. Ardından konu mankenlere geliyor. Yusuf sen git oğlum tamam. Hadi gidip bir ihtiyacınız olur ben burada bekliyorum. Ulan bu iki kişinin arasında olan bir şey senin ne ihtiyacımız olur? Kırca ünlü manken Çağla Şikel'in de katıldığı ünlü kişiye özel defileye gönderme yapıyor. Ulan sen ne alırsın be? Hadi tamam buna rağmen sen gidebilirsin. Peki tamam. Ben çekiliyorum o zaman. Tamam darılmasın. Ya kırılma. Allah. Aa ya kırılma. Allah. Ya Yusuf Bey. Sen de biraz görüşebilir miyim? Efendim hayatımda hiçbir zaman geldi klibin sunacağım aklıma gelmezdi ama bu pazar keyfi gibi adama her şeyi yaptırır. Buyurun Ebru Güneş'in son klibini izliyoruz efendim.
Pardon efendim. Sabancı Müzesi'nden çarpıcı görüntüler. Hülya Avşar'ın klip çekiminin perde arkası. Efendim devam ediyoruz. Hülya Avşar, güzel kadın, yetenekli kadın. Son kasetini çıkarmış, klibini çekmiş. Klibinin perde arkası görüntüleri varmış. Pazar keyfinde seyrediyoruz efendim. Hülya Avşar yeni albümünün ilk klibini Yar Senin Derdinle şarkısına çekti. Avşar kızı klip için imaj değişikliği yapıp Türkmen kızları gibi giyinmiş ve onların kullandığı takıları takmıştı. Benim her yerim incik boncuk oldu. Saçlarında boncuklarla süslenmiş ilginç bir toka ve parmağında da bir o kadar ilginç yüzük vardı Hülya Avşar'ın. Zekeriya Köy'de yapılan çekimlerde Avşar kızı sevgilisini terk edip doğayla iç içe yaşamayı tercih eden bir genç kız rolünde. Ancak o her ne kadar şehirden ve sevgilisinden uzaklaşsa da yine de ondan kurtulmayı başaramıyor. Bu sevgili için gölge gibi peşimde yorumunu yapan Hülya Avşar, peki o gölgeyi kim oynayacak? Eşiniz Kaya Çilingiroğlu olur mu denince de espriyi patlatıveriyor. Onun biraz uzun çıkardı, gölge de bu. İşte Avşar kızının Zekeriya Köy'de Yar Senin Derdinle şarkısına çektiği klip de bu görüntülerle böylece tamamlanıyor. Pardon efendim. Sabancı Müzesi'nden çarpıcı görüntüler. Az sonra. Bir gün buraya sahip olacak, müzenin müderi olacak, müdürü olacak, buraya sahip olacak. Sakıp Sabancı, ailesinin 1951 yılından beri oturduğu tarihi atlı köşkü müze haline getirdi. Karşıdaki kırmızı oda burası ve yan taraftaki yemek odası. Sabancı ailesinin burada geçirdiği yılların anısına eski haliyle korunmaktadır. Atlı Köşk Müzesi'nin açılışında politika, sanat ve iş dünyasının ünlüleri bir araya geldi. Ünlüler, Sakıp Sabancı'nın Atlı Köşk'ü müze haline getirmesinin çok önemli olduğu konusunda görüş birliği içindeydi. Vallahi tabii ki mükemmel bir şey. Böyle bir şey yapması Sakıp Sabancı'nın. Sakıp Sabancı Müzesi bence geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe bir sanat köprüsü diye düşünüyorum ben. Atlı Köşk'ü müze haline getirip Sabancı Üniversitesi'ne bağışlayan Sakıp Ağa bu mutlu günü eşi Türkan Sabancı ile dans ederek kutladı. Sakıp Bey bu tarafa. Pardon efendim. Kamera. Efendim bir kusurumuz varsa affola diyoruz. Koşa koşa geldik, ayağımızın tozuyla geldik. Dilimizin döndüğünce programı sunmaya çalıştık. Umarım sizler tarafından beğeni kazanmıştır. Efendim sağlık sizin, sevgi sizin, aşk sizin olsun ama dostluğunuz mutlak ve mutlak bizlerin, Pazar Keyfi ekibinin olsun. Haftaya yeni bir konukla, bomba gibi bir konukla sizlerin tekrar karşısında olacağız. Allah'a ısmarladık. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long.